Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Malum uzun süredir video atamıyordum kanala. Bugün böyle güzel bir konuyla geri dönüş yapayım istedim. Bu konumuzu başlıktan da görmüş olduğunuz üzere hangi drone'la başlamalıyım? Başlangıç seviyesinde hangi drone'lara yönelmeliyim? Hangi drone'ları satın almalıyım? Hangi drone daha iyidir? Başlangıç seviyesinde düşük segmentteki drone'larla mı başlamam gerekiyor yoksa profesyonel drone'lara mı yönelmem gerekiyor? Bu tarzdaki konularda elimden geldiği kadar bilgiler vermeye çalışacağım. Başta öncelikle hemen hiç gevelemeden şunu söyleyeyim. Hangi drone'la başlamak istiyorsanız o drone'la başlayabilirsiniz. Hatta daha çok başlangıç seviyesinde profesyonel drone'lara yönelirseniz çok daha rahat öğrenir, çok daha rahat drone hakimiyeti kazanabilirsiniz. Niye mi? Şöyle söyleyeyim, genelde bu konuyla alakalı zaten YouTube'da çok fazla yorum alıyorum. Instagram'dan da çok fazla mesaj atıp soranlar oluyor. Herkesi tek tek açıklıyorum. O yüzden böyle bir video yapayım. Herkesi detaylı bir şekilde bir seferde anlatmış olayım istedim. Öncelikle herkeste şöyle bir algı var. Ucuz dronlarla başlayıp drone hakimiyetimizi geliştirdikçe yüksek segmentteki dronlara geçmemiz gerektiği, yani geçilmesi gerektiği, böyle bir izlenim var herkeste. Bence bu çok büyük bir yanlış. Şimdi bu 100 liraya 200 liraya takla atan, işte Full HD görüntü çeken dronlar, emin olun ki onlar bir drone değil zaten. Onlar bildiğiniz oyuncak. Ve o dronlarla hiçbir şey öğrenemezsiniz. O dronları satın alırsınız, 5 metre 10 metre bir yerlerde uçarsınız, kırarsınız, kaldırıp bir çöp atarsınız ve keyif alamazsınız zaten. Yani o kullandığınız şey bir drone değil. Bir drone deneyimi sunmuyor size. Yani o drone'u aldığınızda, o drone'la geçirmiş olduğunuz bir ay, iki ay vakit size bir drone kullanım tecrübesi kazandırmıyor. Yani yeni profesyonel, atıyorum ki DJI'nin herhangi bir X modeline geçtiğiniz zaman sıfırdan başlamış gibi oluyorsunuz tekrardan. Yani şöyle ki, bu konuda birçok arkadaşım o tarzda drone'lara yöneldiler. Abi zaten hiçbir şey bilmiyoruz, düşüreceğiz, kıracağız. O yüzden hani böyle ucuz bir şey aldık. Tamam dedim, eyvallah. Ben kendi drone'larım, işte Pro'yu da kullandırdığım oldu, Air'ı da kullandırdığım oldu, Mini'yi de kullandırdığım oldu. Abi diyor, bununla hiçbir alakası yok o drone'ların. Hani ben de tecrübe ettim onları, ben de kullandım. Onlar sadece böyle hani çocuklar için alınıp böyle vakit geçirsinler diye, oyalansınlar diye kullanabileceğiniz cihazlar. Akabinde drone kullanmak hangi cihazı kullandığınızla alakalı değil. Sizin drone'u kullanmak için, drone'u öğrenmek için nasıl bir yolu izlediğiniz daha önemli. Mesela DJI'nin drone serilerini ele alalım. Mesela Pro'yu kullanmak Mini'yi kullanmaktan daha kolay. Veya Mavic 2 işte kullanmak Mini'yi kullanmaktan, Spark'ı kullanmaktan daha kolay. Niye mi? Çünkü cihazların kaliteleri ne kadar artarsa cihazların stabilitesi, yani hem havada sabit duruşları, hem uçuş kaliteleri, hem sinyal güçleri, mesafe kontrolleri, kamera görüntü aktarım hızları, her şey tabii ki kalitelişiyor. Kalite olduğu sürece aslında cihaz sizin elinizden birçok yükü alıyor. Haliyle daha rahat bir uçuş gerçekleştiriyorsunuz. Seriler düşmeye başladıkça kontroller haliyle size daha fazla geçmeye başlıyor ve daha fazla bir manuel kontrol istiyor. Yani iş birazcık daha kullanıcı tarafına bindiği için iş daha zorlaşıyor. Düşük segmente geçmek aslında algının tam tersi bir olay. Ne kadar profesyonelseniz o kadar daha düşük segmentteki drone'ları daha rahat kullanabilirsiniz. Çünkü deneyiminiz daha fazla olduğu için o drone'un havada yaptığı hareketler, gittiği yerden geri getirmek, işte sinyal kontrolleri, atıyorum harita üzerinden drone'un hangi lokasyonda olduğunu ve nasıl daha az bir bataryayla geri getirebileceğinizi, rüzgar hesaplamalarını yapmak falan. Yani birçok etkeni artık profesyonel olduğunuz için, hakim olduğunuz için düşük drone'ları da daha rahat kullanıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, ben Mavic Pro kullanırken herhangi bir şey yapmadım. Cihazımı açıyordum, başlangıç kontrollerimi yapıyordum, drone'u uçuruyordum, yapacağımı yapıyordum, geri getiriyordum. Mesela Mini'de böyle bir şey yok. Mini'de kaldırıyorsunuz, sensörleri yok, kontrol etmek daha zor. Daha küçük bir cihaz, havada duruşu Mavic Pro ve Mavic 2'ye göre daha zor. Etkilenmesi, dış etmenlerden etkilenmesi daha fazla. O yüzden kontrol biraz daha kullanıcı tarafına geçtiği için haliyle düşük segmentteki drone'larda drone öğrenmek çok daha zor. Ayrıca şöyle de bir olay var. Mesela şuradan örnek vereyim. Müziğe ilk başlayacağım yıllarda işte gitar alacaktım, elektro gitar alacaktım. O zaman da ben de işte aynı mantıkla yola çıkıyordum. Hani nasıl bir yol izlemeliyim, nasıl işte bir hangi gitar almalıyım, nasıl bir amfi temin etmeliyim falan. Hep böyle okuduğunuz zaman, internetteki araştırmalara baktığınız zaman işte düşük segmentten başlayın, kendinizi biraz geliştirin, sonra bir üstünü alın, bir üstünü alın, bir üstünü alın. Genelde hep bu şekildedir. Yani günün sonunda bir araba değil. Hani araba değiştirmiyorsunuz.
bir hobi ürünü alıyorsunuz veya ticari olarak da bakabilirsiniz bu işe. Aynı ürüne defalarca kez para verip gitmek istediğiniz noktaya gideceğinize onu tek bir seferde almanız bence çok daha mantıklı. Hem tabii ki burada işin içine giren bütçe olayları falan veya onları karıştırmıyorum. Yani günün sonunda şunu söylemeye çalışıyorum. Başlangıç seviyesinde olmanız demek düşük bir segment onda başlamanız anlamına gelmiyor. Yani Mavic Pro mu almak istiyorsunuz? Gidin Mavic Pro alın. Burada dikkat etmeniz gereken konu o drone'u nasıl uçurduğunuz. Tabii ki ilk başta drone'u uçurduğunuz zaman bakacaksınız, anlamayacaksınız çok fazla. Çok fazla video izleyeceksiniz. Hangi özelliğin ne işe yaradığını, hangi özelliğin nasıl kullanacağınızı tabii ki bunu zaman içerisinde deneyimleyeceksiniz. Zaman içerisinde öğreneceksiniz. Ama atıyorum ki ilk defa drone aldınız. Benim yaptığım hatayı yapmayacaksınız. Mesela indim Dragos sahili. Direkt drone aldım, odaya gönderdim. Hiçbir tecrübem yokken. Şimdi bu yanlış. Yani drone havada herhangi benim kontrolüm dışında herhangi bir hareket yapsa drone'a hiçbir şekilde müdahale edemeyeceğim çünkü bilmiyorum. Yani ileri geri sağa sol bu kadar. Yani bu bir hata. O yüzden ilk defa drone kullanan arkadaşlar istedikleri kaliteli drone'ları alabilirler. Kırmamak için de ilk uçuşlarını belli bir dönem açık alanlarda. Nedir? Sahilde boş bir alan olur. Etrafınızda ağaçlık bölgelerin olmadığı. Yani drone'u görebildiğiniz yani görüş açınızda olan yerlerde ve kısa mesafelerde uçurmanız gerekiyor. Bu şekilde tecrübe etmeniz gerekiyor. Tecrübe etmediğiniz sürece yani hangi drone'u kullanırsanız kullanın kırarsınız zaten. Şimdi internete girip araştırma yapıyoruz. Ben de haliyle birçok konuda bakıyorum. Drone kırma ve drone düşürme videolarına baktığımda genelde hazırlıksız uçuşlardan kaynaklandığını, yanlış lokasyonlarda yapılan uçuşlardan kaynaklı olduğunu hep görüyorum. Mesela adam evinde canı sıkılıyor, terasına çıkıyor, drone'unu uçuruyor. Binaların arasında sinyal kirliliğinin olduğu bir lokasyonda drone'u uçuruyor. Harita okumayı bilmiyor. Gördüğü görüntüden drone'un nerede olduğunu çözemiyor. Drone'un herhangi bir şekilde bir sinyal bağlantısı koptuğu zaman veya drone'un herhangi bir şekilde lokasyonunu kaybettiği zaman nasıl geri getireceğini bilmiyor. Hangi kanallardan nasıl bir bağlantı sağladığını kontrol etmeden uçuş yapmış. Mesela çok düşük bir sinyalle bağlantıyla uçuş gerçekleştirmiş. Drone belli bir mesafeye gittikten sonra geri getirmesi sıkıntı oluyor haliyle. Getirebilenler var, getiremeyenler var ama genelde kaybetme, düşürme genelde bu tarz şeyler de oluyor. Mesela havadaki rüzgarın etkisinin ne şekilde olacağını hesap etme. Gittiğiniz lokasyonla geri dönmeyi ayarlama, batarya sürelerini ayarlama, rüzgarın yönünü hesaplama. Ya bunlar gerçekten çok fazla etken olan şeyler. O yüzden hangi drone ile başladığınızdan ziyade o drone'u hangi level'larda kullanıyorsunuz ve hangi yolda kullanıyorsunuz bu çok daha önemli. Yani bunun planlamasını yapmanız lazım, bunun araştırmasını yapmanız lazım. Yani konuyu toparlayacak olursak. Hangi drone'la başlamak istiyorsanız o drone'la başlayabilirsiniz. Yani günün sonunda nereye varmak istiyorsanız işte atıyorum Spark alacağım, Mini alacağım, Air alacağım, Pro'ya ulaşmak istiyorum. Ya git direkt Pro al. Aynı ürüne defalarca kez para verip de gidip yani 10 bin liraya alacağım bir drone'u 5 farklı cihazla 20-25 bin liraya mal etme. Hani bu çok mantıksızca bir şey. Ama dediğim gibi ilk uçuşlarınızı, ilk deneyim kazanmaya başlayacağınız yolu belirlemeniz lazım. Uçuş yerlerinizi ona göre seçmeniz lazım. Bizde şöyle bir olay var. Mesela ben kendi arkadaşlarımla da bu durumu yaşıyorum. Drone uçurmaya çıkıyorum bazen. Arkadaşlarım diyor ki abi biz de gelelim. Biz de şey yapalım, öğrenelim falan. Mesela ilk defa drone'u eline alan bir insanla hemen şöyle bir algı oluyor. Şimdi drone'u uçuruyorsunuz, çıkartıyorsunuz 50 metre, 60 metre. İşte götürüyorsunuz böyle bir işte 1 kilometre falan. Şimdi kamerada işte iPad'inizde veya işte telefonunuzun ekranında o havadaki görüntü yani drone'dan gelen görüntüyü gördüğü zaman insan drone kullanmayı unutuyor. Tamamıyla görüntüye odaklanıyor. İşte dur şuradan da bir tane fotoğraf alayım. İşte dur şöyle bir çekeyim. Aman böyle bir çekeyim. Yani mevzu görüntü almak değil. Görüntü zaten alacaksınız ilerleyen zamanlarda ama başlangıç noktası bu değil. İşte o yüzden o görüntüyü gördükten sonra birçok arkadaşımda ben bunu gördüm. O görüntüyü gördükten sonra tamamıyla drone kontrolü unutuluyor. Şunu söyleyeyim, öğrendi mi peki yani bir şeyler anlayabildin mi drone kullanmayla alakalı? Şu an versem sıfırdan kendin drone'u kaldırıp ayarlarını yapıp kaldırabilir misin? Yok abi diyor. Ya çünkü ilgilenmedin drone'la. Tamamıyla görüntüye odaklandın. Şimdi bazı zevkler bir şeylerin önüne geçiyor. Ve genel olarak drone kullanıcılarının hemen hemen hepsinde aynı hata var. Drone gruplarına baktığım zaman drone'umu yeni aldım, çektiğim ilk görüntüler, montaj yaptım, gönderdim. Tamam bu çok büyük bir keyif ama mesela o gün drone ile alakalı ne öğrendim mesela? Sadece görüntü çekip yere indirdim drone'u. Herhangi bir şekilde hakimiyet, kontrol. Yani bu daha önemli.
buna odaklanması gerekiyor drone'a ilk başlayacak insanların, arkadaşların. Hangi drone'u almam değil. Tabii ki fiyat performans ürünleri var. Tabii ki bu araştırmaları yapacaksınız. Tabii ki verdiğiniz paraya göre hangi üründen daha fazla geri dönüş alabilirim veya daha fazla kaliteli bir ürün alabilirim. Tabii ki bunun araştırmasını yapacaksınız. Ama benim söylemeye çalıştığım şey, düşük segmentte bir drone'la başlamak zorunda değilsiniz. Yani Mavic Mini ile alışıp Mavic Pro'ya geçeceğim demek yani çok da mantıklı gelmiyor bana. İşte araba değiştirir gibi. Hani bu sene 100 milyarlık bir araba aldım. İşte bir sene bindim, sattım, biriktirdim, biraz daha para üstüne koydum. Bu bütçe ayarlaması. Problemi başladı. Ya Pro al. Al. Yani kıracaksın diye bir kural yok. Dediğim kurallara uyarsan, uçurduğun alanları, uçuş öncesi kontrollerini düzgün yaptığın sürece emin olun onu kırmazsın. Gidip de durum daha yeni almışsın, tecrüben yok. Dur güzel bir görüntü elde etmeye çalışayım. Ağaçların arasından geçeyim. Ya işte atıyorum Mavic Mini. Cihazda sensör yok zaten. Bir ağacın mesafesini tutturamazsan bodoslama girdin zaten ağaca. Ne oldu? Drone kırıldı. Sonrasında şöyle bir konu var. Bunu soruyu da çok fazla alıyorum. Hangi drone almalıyım? Ben bu konuda direktman bir ürün tavsiyesinde bulunmuyorum. İşte DJI Mavic Mini çok iyidir. İşte Pro'yu almalısınız. İşte Zoom'un şöyle özellikleri var. Normal işte Pro'yu alsanız daha iyi. Mavic Air falan. Şimdi Mavic Air 2 çıktı. Hani ben direkt ürün tavsiyesinde bulunmuyorum. İnsanların, çünkü herkesin beklentisi farklı. Mesela ben Pro'da da mutluyken şu an Mini kullanıyorum. Mini'de de çok mutluyum mesela. Hiçbir şekilde beni üzmedi. Yani ve şunu da söylemem gerekiyor. Şunu da bir parantez açarak söyleyeyim. Yaptığınız araştırmaları da birazcık mantığa, hani mantığınızla birazcık böyle sentezlemeniz gerekiyor. Şimdi YouTube'daki videolara baktığınız zaman veya tanıtım videolarına baktığınız zaman haliyle insanlar ürünleri parlatmaya çalışıyorlar. Ve her seri bir ürün yeni çıktığı zaman emin olun o izlediğiniz YouTube videolarının çoğu firmaların göndermiş olduğu ürünler oluyor. Nereden biliyorum? Mavic Mini'yi mesela Amerika'da alacağım zaman Mavic Mini'yi bayilerde olmasına rağmen satın alamıyordunuz. Ama YouTube'da baktığım zaman bir sürü insan, yabancı bir sürü YouTuber videolarını çekti. Satın aldık, inceledik. Satın almadınız. Çünkü satışta değil. Satılmıyor. Yok, ürün yok. Şimdi nasıl inanacaksınız buna? Ama dışarıdan, oradaki ortamı bilmiyorsanız, görmüyorsanız, haberiniz yoksa, çünkü şimdi Türkiye'de olduğunuz zaman Türkiye'den sipariş veriyorsunuz. Zaten 20-30 gün sonra geliyor. Ya işte atıyorum 40 gün sonra geliyor veya 2 ay sonra geliyor. Ama orada bayiye gidip satın alamıyorsunuz. Ben denedim, alamadım yani. Bayisine gittim. Ürün olmasına rağmen ürünü satmıyorlar. Neymiş efendim? 15'inde satışa çıkacakmış. 15 gün beklemek zorunda kaldım. Ama YouTube'da deli gibi videolar dönüyor. İşte aldım, satın aldım, kullandım. Süper. Şöyle crash testini yaptım. Firma sana göndermiş bu ürünü. Belli yani. Bariz belli. Çünkü ben satın alamıyorum kendi paramla. Şimdi haliyle ürünler ne oluyor? Parlatılıyor. Şimdi ürünler böyle bu şekilde parlatıldığı zaman birazcık da izlediğimiz videoları dediğim gibi sentezlememiz gerekiyor. Şimdi 4 kilometre mesafe diyorsunuz veya 10 kilometre drone'un özelliğine göre. Emin olun o drone 10 kilometre gitmez. Bakıyorsunuz 10 kilometre menzili olan drone'u adam 15 kilometre yapmış mesela. Veya işte dünya rekoru kırmaya çalışmış. Emin olun o cihazların çoğu modifiyeli. Genelde zaten drone almadan önce öncelikle şeylere bakıyoruz. Sinematik görüntüler. Emin olun o sinematik görüntülerin arkasında birçok prodüksiyon işi var. Yani o cihazları aldığınız zaman hani şöyle bir izlenim yok. Ben de aynı görüntülü alacağım. Yani tabii ki profesyonelleşmeye başladıkça, montaj bilginiz arttıkça, o programları kullanmaya başladıkça tabii ki alacaksınız. Ama ilk etapta öyle bir şey yok. Eminim o kadar böyle boktan görüntüler alacaksınız ki affedersiniz. Ya bu muymuş lan, cihaz falan bile dedirtir size. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Bu bir gelişim süreci. Yani hangi cihazı kullandığınızdan ziyade o cihazı nasıl kullandığınız önemli. Yani günün sonunda bütün bu verdiğim örneklerin, bütün bu anlattığım konular hep buraya çıkıyor. Nasıl kullanmanızı ayırt edebiliyorsanız, hani onu konumlandırabiliyorsanız, o drone'ları kırmazsınız. Paranız da boşa gitmez. Şimdi bu konularla alakalı hani anlatabileceğim detaylı konular bunlar aslında. Yani düşük segmentten başlayıp yüksek segmentlere geçmek bir tercihtir. Saygı duyarım ama bence mantıklı bir yol değildir. Pro ile başlamak istiyorsan git Pro al, Pro ile başla. Dediğim gibi hangi sıralamayla neleri yapman gerektiğini düzgün ayırt edebiliyorsan onların başına bir şey gelmez zaten. Yani ben şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 4 senedir 5 senedir drone kullanıyorum. Yani Allah şükür daha bugüne kadar bir kere bile drone kırmadım. Bir kere bile drone düşürmedim. Bir kere bile drone'u bir yere çarpmadım. Hiçbir drone'un başına hiçbir şey gelmedi bugüne kadar. İnşallah bundan sonra gelmez. Ha, bu demek değil ki kırmayacağım. Ben de hiçbir şey kazayla karşılaşmayacağım demek değil.
Bir de şunu da söyleyebilirim. Hangi marka dronları kullanıyorsanız seri olarak o marka dronlardan devam etmeniz çok daha mantıklı. Ben mesela genel olarak DJI ürünleri kullanıyorum. Genel olarak bütün aynı şey gibi düşünün. iPhone serisi gibi düşünün. Hani arayüzünüz değişmiyor. Bütün özellikleri hemen hemen birbirine yakın. Ve özelliklerin bulundukları menüler, uygulamalar, kontrol sistemleri hep aynı. Hani bir ritüeliniz oluşuyor ve daha fazla profesyonelleşiyorsunuz her modelde. O yüzden tek bir seriden devam etmek de bana mantıklı geliyor. Tabii ki farklı, çok daha kaliteli veya ekstrem bir ürün çıkar. Tabii ki gidip başka bir markada tercih edebilirsiniz ama ben hep aynı markanın seri ürünlerinden devam etmeyi severim. Bu benim telefonumda da böyledir. Dronelarımda da böyledir. Hani ben genel olarak hani bu benim kendi kişisel tercihim. Ama faydasını görüyor muyum? Evet görüyorum. Çünkü her bir drone değiştirdiğimde bir farklılık yaşamıyorum. Yine aynı uygulamaları kullanıyorum. Aynı menü yapısına sahip uygulamaları kullanıyorum. Hemen hemen birbirine yakın, yani kendi algoritması olan ve öğrendiğim bir algoritmayı kullanıyorum. O yüzden de çok fazla faydasını görüyorum. Tabii ki bu benim kişisel tercihim. Herkesin bu konuda tabii ki fikri farklıdır. Elimden geldiği kadar bu konularla alakalı bilgiler vermeye çalıştım. Umarım işinize yarayan bilgiler verebilmişimdir. Hala kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum bırakmayı da unutmazsanız beni çok mutlu ederseniz. Dediğim gibi yorumlara özellikle elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Instagram'dan benimle iletişime geçen arkadaşların hepsine teker teker cevap veriyorum. Siz de kafanıza takılan sorular varsa aşağıya yorum olarak da bırakabilirsiniz. Instagram'dan da bana yazarsanız hızlıca geri dönüş yapmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.